kenarda durursanız herhangi bir arkadan ittirme kaktırma durumunda aradan kaçabilirsiniz. Aradan kaçmak dediğim yani şu durduğum yerde durduğunuzda mesela arkadan biri bana dokunsa hop diye bunun arasına giriyorum. Ve tehlikeden uzaklaşıyorum. En azından düştüğüm yer, düşeceksem, çok düşmeye niyetim varsa arabanın altı olmuyor. İki arabanın arasına giriyorum, düşeceksem de orada düşüyorum. O yüzden kenardan gitmenizi şiddetle tavsiye ederim. Yani kenardan dediğim böyle her araya da dalmaya çalışmayın. Ancak biraz kenarına doğru denk alın araçların ki hem yağdan kurtulmuş oluyorsunuz hem de tehlikeden biraz kendinizi arındırabilirsiniz. Şimdi gaz açma kapama dedik. Gazı nasıl açacaksınız? Mesela bir viraj dönerken gazı mümkün olduğunca sabit tutun. Sabit tuttuğunuz takdirde başınıza bir şey gelmesi gerçekten zor. Eğer viraja girdiğinizde gazı kapatıyorsanız ya da frene basıyorsanız önün kitleme şansı, önün birden içe doğru dönüp böyle low side'a gitme şansı falan çok yüksek. Açıyorsanız bu sefer high side var. Orası çok daha zevkli yerler. Arka taraf böyle biraz kayar ve kendinizi gökyüzünde bulursunuz. Şimdi motorunuzla bir iletişim içinde olmanız lazım zaten ilk önce. Bu iletişim nasıl bir iletişim? Motoru dinleyeceksiniz. Motor neler yapıyor? Nasıl gidiyor? Hal hatır soracaksınız sürekli trafikte. Ya da motoru çok zorlamayacaksınız bir şey yapmaya. Bu çok önemli aslında. Motorun üstündeki en büyük hata faktörü aslında kullanıcıdır. Bunu her yer söyler. Bu da zaten hani bazı videolarda izlemişsinizdir illaki. Böyle kaza videolarında falan. Adam motordan düşer ama motor düz gitmeye devam eder. Bu neyi gösterir? Motorun kendisinin zaten bir dengesi var, bir aerodinamiği var. Üstünde kimse olmasa bile belli bir hızla gitme yetisine sahip bu aletler. Bunun gitmemesini sağlayacak tek insan da üstünde süren. Tek insan demişim, tek faktör aslında üstünde oturup süren. Eğer bir çukur varsa, bir eğim varsa motor her zaman o eğimi, o çukuru takip etmek için elinden geleni yapar. Düşmemek için elinden geleni yapar ama siz illaki bir yöne böyle yöneltmeye çalışıyorsanız bu da nasıl olur? Gidonu sıkı tutarak olur. Çoğu insan hatayı orada yapar. Yağmurlu havada özellikle gidonu çok sıkmayın. Bırakın motor kendi işini yapsın. Siz ona yardımcı olun. Sadece yön gösterin. Bak şu tarafa dönelim mümkünse falan. O da mümkün der, dönersiniz. Bir anlaşma içinde olmanız gerekiyor. Çünkü mümkün değilse daha fazla zorladığınızda başınıza daha büyük şeyler gelebilir. Motorun yapamayacağı şeyleri zorlamayın. Hazır yapmışken de söyleyeyim. Mesela demin vites küçülttüm. Frene basmadım yavaşlamak için. Frene basmamın sebebi herhangi bir fren ve kayma durumundan kaçınmak istemem. Vites küçülttüğünüzde motor kendi işini kendisi yapıyor. Kendisi yavaşlıyor. Hiçbir şekilde zorlamıyorsunuz. O kendi şeyini buluyor. Rhythm'ını derler ona böyle. Kendi ritmini, kendi hareketini yakalıyor. Bu sayede size de kendisine de sıkıntı çıkmamış oluyor. Şimdi konudan konuya atlayınca ne anlatacağımı unuttum mu? Ha, motorla iletişim dedik. Şimdi motorla iletişim, motoru dinlemeniz gerektiğini söyledim. Bunun bir sebebi var. Mesela düz yolda gidiyorsunuz ya da virajdasınız falan. Motorun birden devrini yükseldiğini duyarsanız bu iyiye işaret değil. Bu ne anlamına geliyor? Motorunuzun arka tekeri kayıyor anlamına geliyor. Bilmiyorum başka kasıklarda oluyor ama giderken bir sağa böyle dönüp bir sola döndüğümde bilmiyorum fark ediliyor mu oradan ama bütün böyle kaskın üstündeki su sağdan ve soldan kaçıyor ve önüm açık kalıyor. Bayağı da etkili ya. Bayağı. Bu üstüme çıkmayacak. Arka kaydığında demiştik. Arka kaydığında mümkün olduğunca gazı sabit tutun. Kapatabilirsiniz kapatın ama önermiyorum çünkü çok hafif kapatmanız gerekiyor. Böyle zınk diye kapadığınız durumda kayma şansı çok yüksek. Eğer açmaya devam ederseniz zaten orası çok hoş yerler değil. Ya sabit tutmayı tercih edeceksiniz ya da çok hafif kapatmayı tercih edeceksiniz ki kayarken onu yapmak her baba yiğidin harcı değil. Ben bile yapıp yapmadığımı bilmiyorum yani yapabildiğimi. Tamamen reflekslerim ne yapıyorsa ona ayak uyduruyorum aslında. Başka yaptığım bir şey yok.
Şimdi benim biliyorsunuz yeni lastik aldım. Rosso Corsa aldım. Yani çok ilginçtir. Ben kurudan farklı bir şey hissetmiyorum. Hiç ummadığım kadar iyi çıktı teker. Baya baya çok beğendim performansını ya. Hani ıslak hava, kuru hava hiçbir şey fark etmiyor bu teker için resmen. Her havada mis gibi gidiyor. Demin suyun üstünden geçtim. Hadi oraya da gidelim. Mesela su birikintileri olur. Suyun böyle biraz yüksek olduğu yerde. Şimdi bunun iki şeyi var bunun. Neyi denir? Geçmemenizi gerektiren iki tane durum var. Bir tanesi o suyun derin olması. Belki o suyun altında şey var, çukur var. Bunu bilemezsiniz. Çukur olmasa bile böyle bir parlaklık, bir su yüksekliği falan varsa bunun üstünden geçmemeniz gerekiyor. Neden? Yavaş geçebilirsiniz aslında. Eğer çukur olmadığına eminseniz. Her gün gittiğiniz yollarda bile yolu tanıyamıyorsunuz ıslandıktan sonra. Çok farklı bir şekil alıyor. Şimdi bu su birikintilerinin üstünden neden böyle haldır uldur geçmemiz gerekiyor? Biliyorsunuz tekerler yuvarlak. Top da yuvarlak. Tekerlerin üstünde bazı su kanalları olur. Bu su kanalları su tahliye etmek için oradadır. Su kanalı ne kadar çoksa bir tekerde genelde yağmurda tutuşu da o kadar iyi oluyor. Bunun sebebi tekerin üstündeki suyu tahliye etmesi. Teker döndükçe içinde, üstünde ya da suyun içine daldığı zaman bu suyu tahliye etmesi gerekiyor. Eğer tahliye edemezse su tekerin üstünde kalıyor. Bu birinci problem. İkinci problem de bir su birinkisinde girdiğiniz zaman ilk anlattığım şey, bir türlü bağlayamadığım konu. Teker yere değmiyor. Suyun üstünde gidiyor. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Hızlı gittiğinizde gerçekten tekeriniz asfalta değmeden suyun üstünden devam ediyor. Bununla ilgili çok tatlı, çok güzel videolar var. Bulursam onun da linkini koyacağım altına. Böyle cross motorlar var, enduro motorlar var. Baya baya böyle şeylerde, adı ne? Nehirlerde, nehir değil de gölet. Gölet küçük olanda. Göletlerde, göletin bir kıyısından diğer kıyısına suya batmadan gidebiliyorlar. O kadar hızlı gidiyor ki çünkü suyun o direncini delmeden, yani suyun içine girmeden diğer tarafından çıkabiliyor göletin. Bu da çok ilginç bir şey. Bu yolda da oluyor. O yüzden asfalta değmediğiniz bir durumda böyle bir suyun üstünden geçiyorsanız mümkün olduğunca gazınızı sabit tutun. Efendim, mümkün olduğunca motorun açısı olmasın. Yatık vaziyette olmasın. Ondan sonra başka ne diyebilirim onunla ilgili? Frene zaten basmayın ve gidonu döndürmeyin. Gidonu döndürürseniz havada olan gidon size mutlu şeyler yaşatmaz. Bakın gördüğünüz gibi hiç frene basmıyorum. Tamamen vitesle oynuyorum. Şimdi yağmurlu havalarda gerçekten tekerin kaydını herkes biliyor. Şimdi küçük bir test yapacağım. Çok miniğinden. Rosso Corsa'yı denemek için. Hadi bakalım. Hiç kaymadım. Sıfır kaydı. Çok ilginç değil mi ya? Ya benim için en azından bayağı ilginç. Cidden güzel ya teker. Bayağı beğendim. Çok beğendim ya. Böyle de canlı bir test etmiş oldum yani, gördünüz. Teker kaymıyor. Teker yapmayı hiç kayma yok ya. Teker yapmayı becerebilsem bu havada teker yaparım ben bu tekerle. Ama işte o kadar da iyi kullanamıyoruz. O kadar iyi kullanmamayla ilgili bir şey değil tabii de. Hiç denemedim. Kasmadım teker yapmayı. Aslında teker yapmayı öğrenmek için böyle bir seri çekebilirim ya. Sıfırdan. Böyle 20 kere yere yapışmamı da izlersiniz. Bir milyon izlenir herhalde. Garanti izlenir. Onun için ayrı bir motor almam lazım ama. Çok istiyorum bir cross almak. Alabilirsem kesinlikle teker videoları çekeceğim. Bütün videolarımda söylediğim bazı şeyler var. Aslında onlara da biraz değineyim. Ondan sonra kapatalım bu konuyu. Çok uzun sürdü aslında. Yine yapacak bir şey yok. Işıklarınız mümkün olduğunca
neden ona parlak olsun. Stop lambanız efendim. Normal farlarınız. Fark edilmek gerçekten bu havalarda çok zor. Araçlar birbirlerini fark etmiyor. O yüzden sizin fark edilmeniz çok 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 daha düşük bir ihtimal. Kendinizi göstermeniz gerekiyor. Kornalara basın, bağırın, çağırın. Sonuç olarak siz hayatta kalmaya çalışıyorsunuz ve Türk halkı henüz daha bu motor kültürüne çok alışmış değil. Bir şekilde alışmalarına yardım etmeniz gerekiyor. Biraz zorlamanız gerekiyor. Onlar da bilerek yapmıyor sonuç olarak araç sürücüleri. Bilerek, hadi bilerek yapanları var, tamam, bilerek sıkıştıran tipler var da çoğu fark etmediği için böyle motosiklet kazalarına karışıyor. Bunu da eğitmek, onları eğitmek bize düşüyor. Yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince insanları eğitmeye çalışacağız. Bakalım yağmurla ilgili başka söyleyecek bir şeyim var mı? Bir düşüneyim. Varsa ekleyeyim. Yoksa eklemeyeyim. Siz de biraz yol izleyin ben düşünürken. Düşündüm. Yok. Zincirinizi yağlamayı unutmayın. Bunu söylemem gerekiyor sadece. Zinciriniz çünkü her yağmura çıktığında o üstündeki bütün yağ tabakası büyük ihtimal gidecektir. Tekrar tekrar yağlamanız gerekecektir. Bunu unutmamaya çalışın. Onun dışında da söyleyecek bir şeyim yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Kış geliyor. Kendinize çok çok dikkat edin. İki kat tehlike var. 3 kat tehlike, 5 kat tehlike var hatta. Ona göre ayarlayın kendinizi. 2 kat tehlikeli olursa şansınıza. Şimdilik görüşürüz diyorum. Beğenin, paylaşın, abone olun. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Ben çok bağıran egzozlara karşıyım arkadaş. Yani performans egzozudur. Tamam, biraz ses çıkarır, hoştur. Sesi de güzel. Yani güzel derken böyle boğazdan sökülen egzozlar var. Hani boğazdan boğaza ses versin diye. Fatih Sultan Mehmet'ten gaza basıyor, Boğaz Köprüsü'nden duyuyorlar.